Bu hayatımda yediğim en güzel pastırmalı dondurma. Öyle bir dondurma yok. Sen dondurmacıya pastırma verip ısrar ettin. O da dondurmana pastırma koydu. Balon mu? Ay! Bazen ailedeki çocuğun ben olduğumu unutuyorum. Niye bakıyorsun? Neye bakıyorsun? Remzi, baksanıza. Kutup ayısı soğuktan donmuş. Yoksa bu... Bal Baba heykel müzesi gelmiş. Yuppi! Ne? Bal muzu leylek küresi mi gelmiş? Remzi, sakla beni. Ben bal muzu leyleklerinden çok korkarım. Bal mumu heykel müzesi o. Bal mumundan yapılmış heykelleri sergiliyorlar. Necati dur. İnanamıyorum sana. Dondurmanı üzerime döktün. Şimdi tüm gün pastırma kokacağım. İşte beklediğimiz an baba. Hadi girelim müzeye. Hadi oğlum. Necati istiyorsan sen de gelirsin. Ama sağa solu kurcalamayacağına söz ver. Tamam. Ne zaman kurcaladım ki? Ama dur önce şu kutup ayısına bir soba getireyim. Yazık. Al dostum, için ısınsın. Bu çok ünlü Ayla Güllü'nün heykeli değil mi? Baba bak, bu da az ünlü Mehmet Güllü'nün heykeli. Şu heykeldeki detaylara bak baba. Neredeyse gerçek gibi. Dokunsam canlanacak. Şuna bak oğlum. Burada bir canavar. Anladın mı? Canavar. Canavar burada. Canavar. Baba, esprin o kadar soğuk ki şu Eskimo bile üşüdü. Ayla Güllü değil mi bu? Ne oldu sana? Bu adam kim tanımıyorum? Ablacığım siz niye böyle duruyorsunuz? Niye kimse konuşmuyor? Pardon canavar kardeş. Remzi ile Şakir'i gördünüz mü acaba? Eskimolardan çok korkarım. Şşt, Necati abin geliyor. Dur. Bak nasıl korkutacağım. Şakir! Burada acayip şeyler oluyor. Bu engeller canlı mı değil mi anlamadım. Remzi, sen niye öyle duruyorsun? Hadi gidelim Şakir. Bak burada bir kalabalık var. Demek ki donup kalsam umurunda olmayacak. Al Necati. Şaka yapmak benim işim Remzi. Nasıl da korktun bak. Hoy! Dikkat. Ben bu müzenin sahibiyim. Oley! Durun canım. Daha bir şey demedim. Oley! Çıldırmış bunlar. Neyse. Buranın sahibi olarak bir yarışma düzenliyorum. Yarışmayı kazananın bal mumundan heykelini yapıp sergileyeceğim. Benim heykelim yapılsın istiyorum. Sokaklara adım verilsin. Bakkallar adıma peynirler satsın. Hazır mısınız? Yarışmayı açıklıyorum. En güzel deniz yıldızı pozu veren kişi yarışmayı kazanır. Yuppi! Ben kazanacağım. Benlik bir şey yokmuş. Neyse başka yarışmalara artık. Evet. Yarışmacımıza bakıyoruz. Gayet güzel bir deniz yıldızı pozu. Sıradaki yarışmacımıza bakalım. Beyefendi siz ne yapıyorsunuz? Bakın şimdi. Bu can simidi. Bu da şnorkel. Denize gider gibi giyindim. Gözlüklerim de tam bir yıldız gözlüğü. Magazinciler de fotoğrafımı çekiyor. Anladınız mı? Denizin yıldızıyım. Deniz yıldızı. Yuhu! Hoy! Şuradaki çocuk şişeye atıp düz indirdi. Onu alkışlıyorum. Sizle ilgim yok yani. Evet, başka yarışmacımız yok. Kazananımız açık ara farkla belli. Adı Remzi ile mi başlıyor? Alo, kod 8 mi? Demek okyanusları kirletiyorlar. Hemen geliyorum. Üzgünüm, gitmem gerek. Evet, bu durumda başka yarışmacı kalmadığı için... Tebrikler Remzi Bey. Sizin heykelinizi yapacağız. Oley! Şimdi de şuradaki bebek ilk defa konuştu. Onu alkışlıyorum. Yanlış olmasın. Ay! Bebeğin ilk söylediği laf Necati oldu. Ben kazandım. Hadi gidelim. Buradan buyurun. Her seferinde aldanıyorlar. Bu sefer de çok iyi alkışladığım için kendimi alkışlıyorum. Bravo bana. Oh, my God.
Çocuklar, babanız nerede kaldı? Kendi heykelinin açılış törenini kaçıracak. Babam, dün eve hiç gelmedi ki anne. Buradadır herhalde. Affedersiniz, siz müzenin sahibiydiniz değil mi? Acaba babam nerede? Şşt, işim var şimdi. Dikkatinizi buraya alabilirsem... Oley! Durun, daha bir şey demedim. Şimdi, mahallenizden biri, sizden biri... Benim şaheserlerimden oluşan Balmumu Müzem'de yer alma şansı buldu. Huzurlarınızda Balmumu Remzi. Bu adam müthiş. İnanılmaz. Hayran. Bayıldım. Gerçekten harika. Gerçek bir sanatçı. Muhteşem bir heykel. Ay, ne biçim yapmış Remzi'yi. Şu suratındaki ifadeye bak. Çok korku dolu görünüyor. Ha? Necati abi, ne yapıyorsun? Kendimi tutamayacağım Canan. Bu balmumu çok lezzetli bir şey sanırım. Babanızın heykeli pastırma kokuyor. Ay hadi kızım, boş ver. Gidip Remzi'yi arayalım biz etrafta. Nereye kayboldu acaba? Ha? Pastırma mı? Bir dakika. Sen babamın üstüne pastırmalı dondurma dökmemiş miydin? Ah ah! O üzücü günü hala unutamıyorum. Güzelim dondurmam boşa gitmişti. Babam ortalıkta yok. Müzenin sahibi bir gecede heykel yapıyor ve yaptığı heykel korkmuş görünüyor. Üstüne bir de pastırma kokuyor. Düşünsene Necati abi. Su faturası, internet paketi, okuldaki deterjan da bitti. Necati abi, ne diyorsun? Sen düşünsene deyince ben de düşüncelere daldım Şakir. Diyorum ki ya bu balmumu heykeli gerçekten heykel değil de babamsa? Aa, o zaman babanı yiyemem. Bu işi hızlıca araştırmalıyız. O zaman muhteşem dedektif ve beceriksiz yardımcısı iş başında. Beceriksiz yardımcı mı? Tamam tamam. Yeterince iyi olduğunu ispatlarsan beceriksiz dedektifliğe yükselebilirsin. Remzi! Baba? Remzi! Baba? Remzi! Baba? Hiçbir yerde yok. Ben nasıl buraya geldim? Acele et Şakir. Çok zaman harcadık. Bu hızla gidersek babanı bulamayabiliriz. Eğer bizi dondurma almaya götürmeseydin bu kadar uzun sürmezdi. Aha. Bir dakika. Sanırım buldum. Ben buldum. Baksana Şakir. Bu bilgisayar güncellenmemiş. Çünkü interneti yok. Başka kimin internet olmaz? Kaplumbağaların. Çünkü çok yavaşlar. Babanı Peyami Dede kaçırmış demek ki. Necati abi baksana. Eski bir gazete haberi. Müzenin asıl sahibi bu kadınmış. Hatırladın mı? Aa evet. Bu yeşil ve nostaljik giyimli kadın. Bana cevap vermemişti. Sana cevap vermedi çünkü heykeldi. Biri onu da babamı da heykele dönüştürmüş. Ben müzenin şimdiki sahibinden şüpheleniyorum. Hadi müzeye tekrar gidelim Şakir. İp ucunu, sadece ipin ucunu takip edersek bulabiliriz. Tamam tamam. İpin ucunu fazla kaçırmayacağım. Ay! Bu esprilerimle bir aile bile doyabilir. Necati abi sessiz olsana. Yoksa bizi duyacaklar. Remzi, ne haber ya? Görüşemiyoruz ne zamandır. Sen heykel oldun değil mi? Unuttum. Necati abi bak, yumruğunu sıkmış babam. Sanırım içinde bir şey var. Bir not var. Diyor ki, dondurma, markete gidin. Marketten dondurma almamızı istiyor. Ayrıca seni çok seviyorum Necati yazmış. Bakayım. Hayır Necati abi. Burada dondum, mirkete gidin yazıyor. Bu gerçekten de babam. Mirket abiden yardım almamızı istiyor. Seni seviyorum Necati de yazmamış ayrıca. Kıskanma kıskanma. Seni de seviyor. Mirket abi. Evet. Bize bitmeyen bir dürüm yapabilir misin? Bitmeyen dürüm yapamam ama biten lahmacun söyleyebilirim. Konuya odaklanın. Mirket abi, yeni açılan Balmumu Müzesi'nin sahibi babamı bir şekilde Balmumu heykeline çevirdi. Şimdi de müzede sanat eseri diye sergiliyor. Babandan bir sanat eseri olacağını sanmıyorum Şakir. Görenler sanat bunun neresi der geçer. Neyse, bunu büyük olasılıkla nanometrik fiber dönüştürücü cihaza sahip olan biri yaptı. Ama size iyi bir haberim var. Bitmeyen dürüm mü? Hayır. Eğer cihazı ele geçirip heykelleşen kişinin üstünde ters yönünü çalıştırırsanız o kişi düzelir. İyi de nanometrik kibar dönüştürücü cihazı nasıl ele geçireceğiz?
Daha adını bile söyleyemiyoruz. Merak etme Necati abi. Benim bir planım var. Son bir soru Mirket abi. Neden arkanı dönmüyorsun? Çünkü o ben değilim Şakir'cim. Sabahtan beri kuklanma konuşuyorsunuz. Her şey bir tiyatrodan ibaretmiş. Tarelirin. Rararirin. Oreririn. Gerelim müziği. Şşşt. Müze kapanıp alarmlar çalışana kadar heykel taklidi yapacağız Necati abi. Bak biri geliyor. Bu heykeli ne zaman yapmıştım acaba? Belki üzerinde nanomortik füber cihazımı kullandıklarımdan biridir. Ben bile söyleyemiyorum adını. Neyse, ben artık müziği kilitleyip ofise gideyim. Bunları da niye sesli söylüyorsam. Bir daha uyuyan birinin pozunu vereceğim. Necati abi, planımı biliyorsun. Hadi başlayalım. Biliyorum, biliyorum. Şu ışınlardan birine değeceğim. Bir dakika. Yoksa değmemeli miydim? Hırsız var, hırsız! Ben varım, ben! Hey, neler oluyor orada? Demek sen. Senin bir heykel olmadığını biliyordum. Şu an dikkatini dağıtmam gerek. Tavuklarla dinozorlar ne kadar birbirlerine benziyorlar. Acaba dinozorlar da gıdaklıyorlarlar mı? Ne diyorsun? İşe yaradı Necati abi. Kaç. Oba, kandırdım. Hohoy. Remzi hala bıraktığımız yerde. Tuvalete bile gitmemiş. Cihazın üstündeki yönü terse çevirdim. Şimdi onu uyandırmaya çalışalım. Yer! Hayırın kalan kısmını söyledi sanırım. Ya da bayırın devamını. Hayır. Baba, düzeldin. Ha? Neler oluyor burada? Necati, Şakir oğlum. En son o müzenin sahibi beni heykele döndürüyordu. Elim en son dönüştüğü için size bir not yazdım. Gördünüz mü? Evet, Mirket abinin yanından geliyoruz. Ha? Cihaz! Cihaz kayıp. Şu köşeye koymuştum. Kesin müzenin sahibi aldı. Çok dikkat etmeliyiz. Sırrımı açığa çıkarmak neymiş göreceksiniz. Yakala onları! Bir günaydın yok mu? Öf, tamam günaydın. Şimdi koş yakala hadi. Uzun süredir uyuyorum. Bir dakika kendime gelmem lazım. Bu da ne? Güm güm bir ses geliyor. Hata! Hata! Necati abin canavar geldiğini söylüyor oğlum. Kaç! Nereden anladın ne dediğini? Çok korkunca böyle oluyor Necati'ye. Artık anlıyorum ne demek istediğini. Sonumuz geldi. Mahvolduk. Hata! Bir dakika, bir dakika ya. Niye kaçıyorsunuz arkadaşım? Homero! Günaydın öncelikle. Hadi sırtıma atlayın da şu müze sahibi denen kişiyi alt edelim. Canavar da bizden çıktı. Canavar canavar ayıp oluyor ama. Eyvah! Üstüme geliyorlar. Cihazı kullanmalıyım. Sonunda ödeşme zamanı. Seni sahtekar. Önce herkesi uyandıracağım, sonra da seni polise teslim edeceğim. Hala söz verdiğin heykeli yapmadın. Baba, seni taşlaştırıp heykel yaptı. Ona kızsana. Evet, o da var. Çok kızmış durumdayım şu anda. Müzem. Ben Azünlü Mehmet Büllülü. Beni takip edin. Hadi igno yapalım. Şaka şaka, şirkette işlerim yarım kaldı. Ben bir iş adamıyım. Baksanıza, Ayla Güllü gerçek bal mumu heykel çıktı. Bence biraz eğlenelim şunla. Necati ne ya? Duyuyorsun. Dur. Yapmasana dondu. Necati. Günaydın. Siz tutuklusunuz. Gerçek adını bilmediğimiz yeşilli nostalji hanım. Müze sizindir. Hadi gidelim. Olanlara inanamıyorum. Bu adam müzemi ele geçirmek için beni heykele dönüştürmeye çalışıyordu. Başarmış demek. Neyse, size çok teşekkür ederim. En azından gelecek yılki dünyaca ünlü sergiyi kaçırmayacağım. Nostalji Hanım, gelecek yıl hangi yıl? Niye soruyorsun ki? 1998 tabii ki. Ne 98'i? 2965 yılındayız. Ne? Tamam, şaka yapıyorum. Zaten ben de bilmiyorum hangi yıldayız. Ama istiyorsanız telefonlardan falan bakabilirim. Ya da annemi arayayım.
arayayım? İlkokul öğretmenimi de arayabilirim. Ya bir dakika, öğreneceğiz. Ho 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 ho!